Şekerle tatlı yapmaktan sıkılmadınız mı? Şimdi kebap zamanı. Tavuklu şeker kebabı. Şişeler atık olmaktan çıkıyor, mutfaklarda yıldız oluyor. Soda şişesinde tatlı. Sebze mi değil mi? İzleyin görün. Karnıyarık poğaça. Boyut atlatan tarif. Omletli pilav. Şahane lezzet geliyor, damaklar çatlıyor. Fıstıklı muhlama. Hepsi birazdan Nermin'in enfes mutfağında. Nedense hocam böyle bu ete girince şöyle bir dönesim geliyor. Hoş geldiniz efendim Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza. Sağlıklı, bol bereketli, keyifli, bol enerjili bir gün diliyorum. Tabii ki bizimle güne başladığınızda hiç sıkıntı yok. Bütün gününüz bol enerjiyle geçecek. Çünkü yine günün menüsünü hep birlikte belirliyoruz. Ve en pratik tarifleri en düşük bütçelere şık sunumlarla Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ekranlara getiriyoruz efendim. Daha ne yapalım? Sizin için çalışıyoruz hocam. Bugün çok güzel tariflerimin yanı sıra stüdyoda benim canım da var. Biraz da stüdyoyu basabilir kendisi. Sürpriz olsun söylemeyeyim. Hemen Serpil Kum'u alayım. Serpil Kum, heyecanlı mısın? Yayından sonra gidiyoruz. Aslında hiç heyecan yoktu. Nermin, son dakika heyecanlandım, iyi mi? Serpil, kendim gibi yapacağım. İnşallah, hadi bakalım. Sendeki istikrar bende olur. Böyle sarılacaksın. Bak, bunu kayıt altına alalım. Şimdi bak, sarılıyorum. 4 ay sonra nasıl sarılacağız? Yaz dönüşü. Benim kollarım yetişmiyor masana. Bu videoyu kayıt altına alıyoruz, tamam mı? Hı. Sen sarıl bakayım. Aa, öyle çok rahat. Ha. Tamam mı? Bunu böyle kayda aldık. 6 ay sonra Serpil'i tekrardan kayda alacağız. Sarılıp ölçeceğiz. Evet, bir masaj yaptım. Kalkama böyle tamamen içimden geldi şu an. Doğal aktık. Efendim, günün menüsünde neler yapıyoruz? Tavuklu bir şeker kebap yapacağız. Şeker tadında olacak efendim. Şeker bayramı, Ramazan bayramını atlattık. Şimdi önümüz Kurban Bayramı ama biz yine şeker gibi kebaplar yapalım dedik. Hazır kurban da geliyorken biz bugün tavuk kullanacağız ama siz et de kullanabilirsiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şeker görüntüsünü vereceğiz. Omletli bir pilav yapacağız. Hiç bilmiyorum, daha öncesinde duydunuz mu? Bildiğiniz sabah kahvaltıda yediğiniz omleti pilavın üstüne alacağız. Ama dağıtmadan. Görsel şöyle parlak ve şık olacak. Yani omlet yiyor sanacaksınız. İçinden pilav taneleri dökülecek. Nasıl? Az sonra efendim. Karnıyarık bir poğaça yapacağız ama bu sefer karnıyarık poğaçanın şekli birazcık daha farklı olacak. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz gündemde olan birçok tarif var. Fakat farklı versiyon ve farklı görsellerle önemli olan artık çalışmak. Size de bunu gösteriyoruz efendim. Akabinde soda şişesinde ben hafta sonu bir tatlı denedim. Ve gerçekten sizden canlı yayında yapmam için o kadar mesaj aldım ki soda şişelerini atmayın. Dün su şişelerini atmadık. Bugün soda şişelerini atmıyoruz efendim. Beraber birlikte şipşak yapacağım. En çok gelen soru, o yağda patlamıyor mu? Patlarsa canlı yayında göreceğiz hocam. İşte kamera arkası yok. Canlı canlı efendim. Birazdan soda şişesinde hamur kızartması yapıyoruz. Ayrılmayın. Ve sonrasında efendim fıstıklı muhlamamız vardı. Dün yapamamıştık. Efsane. Böyle damaklar şenlenecek yani. Daha nasıl anlatabilirim ki yani? Ben bir şey güzel anlatırken böyle... Gerçekten nedense kendimden geçiyorum Serpil. Fark ediyorum. Çıkardığım böyle sesler, enerji değişiyor. Dolayısıyla çok beğendiğini çok anlıyorum. Bugün tarifler çok güzel. Bir de enerji veriyorum bugün. Yayın sonrası bunları götüreceğim için motivelerini yüksek tutayım. İkisi de bana lazım. Evet efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ilk tarifimiz şeker kebabımız olacak. Tavuklu yapacağız. Peçetemi kenara koyayım, ellerimi yıkadım. Şimdi efendim burada biz bunu dövme işlemi yapacağız. Ama öncesinde ben bir bunları yağda soteleyeyim Serpil'cim. Gerek var mı? Hangisini? Havuçları mı? Havuçları böyle biraz. Havucu ve soğanı istersen ama bence evet, rendeleyeceğiz. Onları ben yapıyorum, istersen sen tavuklarını yap. Neyi rendeleyeceğiz? Soğanı da rendelemeyelim. Böyle halka halka yapalım. Soğanı o yapalım. Evet, öyle yapalım. Heh. Havucu dedim. Şöyle. Evet, havucu hiç yapmayalım. Bakın şu şekilde çok ince yapalım. Benim soğanım küçük olduğu için ortadan ikiye bölmedim. Görüntüsü çok güzel duracak kebabımın üstünde. Aa, saymadın mı? Ama bak. Saymamış mısın? Gözün aydın. Unutuyorum artık. Seni söylemene gerek yok. Bunadım deme ya, Allah Allah. Niye bunayım? Hayır, o sadece şu an kafası bak, çok dolu. Bak benim kızım orada valla, buradan sana laf yetiştirip karışmam. Ama onun dili tavuklu şeker
Kebap. Yapımcıya laf söylemez çarpılır diyor. Tavuklu şeker kebap. 3 adet patates. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 adet kapya biber. 2 adet tavuk göğsü. Tuz karabiber. 1 tuz kuru soğan. 1 adet kuru soğan. 1 adet havuç. Yarım su bardağı krema. 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri. Yok benim kızıma şimdi laf yok. O bir tane. Şöyle bakın mümkün mertebe ince kestim. Hafif de bunları birazcık kavuracağım. Evet. Çok güzel. Serpil. Canım. Bir tava istiyorsun. Dur ben sana vereceğim. Şuna. Havuçları evet. Da böyle bir ben şey bir renklendireyim ben onları. Doğru söylüyorsun artık. Şöyle. Ayrı ayrı yapacağım zaten. Önce soğanlarımı bir karamelize edeyim şurada efendim. Bu aslında gerçekten çok ciddi anlamda keyif alabileceğiniz ve yaparken de aslında eğlenebileceğiniz bir tarif olacak. Birazcık ocağın altını ısıttıktan sonra şekillendirmeye geçeceğim. Burada da şimdi bunları döveceğim. Tavuk göğsü biliyorsunuz iridir. Bayağı iridir. Onu şöyle yanlamasına mı yapsam şöyle yapayım. Bence onları 5 tane falan halka çıkarıp sonra dövelim. Böyle. Açalım sonra onu böyle döve döve yaprak gibi olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Üstlerini kaplasın. Tahtamı kirletmeyeyim dedim. Burada kesiyorum o yüzden. Boş ver bir şey olmaz. Ben alırım senin sebzelerini istiyorsan. Yok. Evet. Şöyle 5 tane yaptım. Tahtaya daha tavuk gelmesin. Şimdi ben buzdolabı poşeti isteyeceğim Serpil'den. Gel dövebilmek için. Arasında. Bir de bir kavanoz veya sert bir cisimle. Kafasına vuracağız şimdi bunların. Merdane ister misin? Olabilir merdane alayım. Haha soda şişelerim hazır. Senin çeyizindeki merdane Nermin. Geldim. Ne yapıyoruz bunlarla? Bunlarla ne yapıyoruz? Bak üstüme uyumlu giydim. Birazdan hamur kızartması yapacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan bunlarla hamur kızartması yapacağım. Bütün selfie soda şişelerini ayarlamış. Bir de bunları biz akşamdan böyle karbonatlı suda falan beklettik. Böyle tabii güzel kağıtları falan. Kağıtlarını çıkardık. Hijyeni sağladıktan sonra ama gözünüzü seveyim. Ben bunları atıyorum birazcık Nermin buraya. Tamam hayatım. Soğanlar birazcık karamelize olsun. Ben de birazcık şunları döveyim. Şöyle. Akşam ben yürüyüşe çıktım. Parkı gördüm. Duramadım evde. Böyle duvarlar üstüme geldi. Yürüyüşe çıktım. Çok iyi geldi. Heh? Bir ara. Gel. Bir ara şey. Dedim ki Nermin artık yeter. Niye? Ama şey anacığım. Gündüz. Tam bir saat yürüdüm. Pilatesin sonra yürüyüşün. Gel. Yorgunluktan dedim dökülecek artık. Hiç kıyamaz. Hoş geldiniz. Stüdyoyu bastın geldin. Alo diye konuşman gerek. Direkt konuşabilirsin. Bu şu an iyi mi? Okey mi? Aynen buyur döv bakalım. Tamam. Hadi. Hoş geldin Melike. Hocalarını çıkartmadım. Yani gireceğimi bilmiyordum o yüzden. Ha tepki almayayım diyorsun. Başta anası. Sadece döveceğiz. Başka bir problem yok. Yaşayacaklarını önden tahmin edip. Bu şekilde. Ama sadece dövüyor. Evet. Canım ellemiyor ki. Sana vereyim şu mikrofonu. Mutfaklarınız nasıl Melike Hanım? Çok güzel. Bak bu iş. Evde işleri kim yapıyor? Hep ben yaparım. En çok yaptığınız iş hangisi? Yatmak. Alkış. Evet. İtiraf etti. En çok yatmak. Değil mi? Annem yorulmasın diye hemen bu işleri ben yaparım. Zaten Melike benim hafif gergin ve sinirli olduğumu gördüğü hemen anda harekete geçelim. Merdivenleri 5 kat hızlı çıkar. Yani arkasına bakmaz. Hayır. Aksine geliyorum sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonra bakıyorum aslında o yardımcı olmam da yetmeyecek. Etkili olmayacak. Ben kaçayım. Melike bırak git. Tamam. Kaç. Tamam ben alayım hayatım. Sen orada birazcık takıl. Ben alayım şöyle. Becerememiş evet. Olabilirim. Yok gayet güzel yaptın. Şimdi biz bunları dövdük. Dövdükten sonra Melike'cim öğren gel. Karabiber ve tuzu şöyle bir harmanlayacağız. En azından burada öğreteyim. Evde öğretemiyorum. Şöyle tuz ve karabiberi üstüne döküyoruz. Bu çok lezzetli bir kebap bak. Evlendiğinde şipşak yapabilirsin bunu tabii hayatım. Sen varsın diye yapmıyor kız. İş boşu canım düşsün bak nasıl yaparım. Aşkım evlenince yemeğe sana gelirim. Neymiş? Ben de anneme gitmedim hiç hayatımda da. Yani gidiyorduk o ayrı. Ya şimdi ama sonuçta benim
aşçı, şef. Annem var yani. Elhamdülillah. Yani. Tabii. Herkesin hayali. Şöyle güzelce tuz ve karabiberi ezdik. Bir yandan soğanımız ve havucumuz karamelize oldu. Görmüş olduğunuz üzere patatesleri halka halka doğradık. Kapya biberleri halka halka doğradık. Bak bu çok pratik bir yemek olacak. Bunu ben şimdi sana öğretiyorum. Gel yavrucuğum. Burada gerçekten çok İşte açıcı gözüküyor. Evet, en güzel sebzeler burada var. Şimdi birazcık dekoratif olsun ben istedik. Ben de Maral gibi bir şarkı söyleyeyim. Sende de ses yok anan gibi. Beğenmez yapımcım. Şöyle koyuyoruz şöyle yan yana. Bakın burada görseli ağırlıklı olsun diye. Ya şu aparat eskiden 1 milyoncu diye geçiyordu. Şimdi 10 milyoncu olmuş. Ondan aşağı yok hiçbir şey. Şöyle 1 milyoncularda satılıyordu biliyor musunuz? Ve gerçekten havucu bununla kesebilirsiniz. Patatesi yani şekillendirmede hamuru bile çok güzel görsel sağlıyor. Şimdi bunu böyle biz bir akşam yemeği bir porsiyon şeklinde ayarlayacağız. Hı hı. Buraya patatesi koyduktan sonra havuçlu ve... Küçük kaşık vereyim sana daha rahat edersin. Bu yemeğin adı ne? Şeker kebap yapıyoruz biz bugün. Hı. Şeker kebap, şeker ay, tadında incecik dilimledik ki pişerken bize sıkıntı yaşatmaması adına. Şimdi biz burada krema kullanacağız. Dur, krema tavukla beraber lezzetini özleştirecek. Şu kısma şöyle kapya koyuyorum. Hem lezzet katsın hem de renk versin. Şöyle bakın şuradan da tavuk alıyorum. Tavuğu da ne yaptık? Tuz ve karabiberle bir marinasyon işlemi yaptık aslında. Lezzetlendirdik. Patatesimize de onun lezzeti geçecek. Burada çok azıcık... Kaşık vereyim ister misin? Krema daha rahat. Değil mi? Krema. Aynen. Kremalı bir patates yer gibi düşünün. Yeter. Kremalı bir patatesin güzelliği olacak. Ve biz bunu şeker şeklinde saracağız. Yani gören şeker sanacak. Şöyle bakın üstüne de olmazsa olmazıdır aslında çok yakışır tavuğa. Kaşar peyniri koyuyoruz anneciğim. Vallahi işte daha pişmeden benim ağzım sulandı anne. Şimdi inşallah şöyle buradan bunu alıyorum. Bakın. Kendi buharıyla, kendi sıcağıyla. Lokum gibi. Lokum gibi burada pişecek. Şurada şöyle bir şeker görüntüsü. Evet, hakikaten şeker oldu. Ben de sanırım ki hani birazcık tatlı falan diye mi dedim? Yok yok, biz böyle güzel güzel. Aa. Evet. Şimdi bakın şöyle koyuyoruz efendim. Şeker görüntüsünde kebaplarımızı hem sunuma da hazırlamış oluyoruz. Evet, sen onu yap Serpicim. Patatesin üstüne sıralaman nasıldı? Havuç. Fark eder mi? Bunun videosunda güzel editlerdik anne yapsaydın. Evet. Şöyle. Videoları hep ben editliyorum. Evet. Evde. Evde de yapımcı Melike. Şöyle. Evet, buradaki yapımcılık değil önemli olan evdeki. Az malzemeyle. Aynen. Acun. Şöyle bakın. Güzelce koyduk. Wow. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şu an renkler ekranda ciddi anlamda beni yediyor yani. Şu an bakar mısınız? Rabbimin vermiş olduğu bütün güzellikler bir arada. Burada da kapya koyuyoruz. Bakın şimdi kapya... Hem kendiliğinden böyle bir şeker tadı vardır kapyanın ve çok da güzel bir aroma verir yaptığınız her yemeğe. Ben kapyayı anneme alıştırdım. Annem biliyor musun eskiden hiç kullanmazdı. Sevmiyor muydu? Yok bilmiyor, bilmediğinden. Ha anladım. Ondan sonra şimdi annem de alıyor hep kapya biber. Bakın üstüne de kaymak veya krema koyduk. Kaymak da güzel olurmuş bunun üstüne. Şöyle kaşar ve Serpil. Anneannemin kaymağı da güzel olabilirdi. Ama artık hiç yapmıyor ya. O boşnak kaymağı. Bir gün onu yayında yapalım. Yapalım lütfen. Gelmiyor. Bence onu bir gün anneannen yapsa anneanne bize. Anneanne gelse gelmiyor ki. Benim yiyen arkadaşlarım bir daha diye soruyor yani Ayşegül'leşilen hala. Boşnak kaymağı. Biz ona boşnakçı ismi soka diyoruz. Aynen. Biliyorum ben onu çok da seviyorum bu arada. Bir kere yayında yaptık ama tam istediğim gibi yapamamıştı konuğumuz. Yapın ben onu o gün geleyim olur mu? Tamam. Tamam hayatım. Seni istiyorsa kenara alabilirim artık aşkım. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben... Çok güzelsin her zamanki bilmiyorum, gibi. Kendi güzelliğin. Oh. Yanaklarım oldu. Kucusu. Bal. Evet. Söpeyim. Bal yavruş. Al bunu da koy kenara anneciğim. Sağlık. Sağ ol hayatım. Görüşürüz bebişim. Bir insanın kızı olmalı. Bence de.
Şu tavuğu da ben alayım. Kız bir tane yapsana, severiz Serpil. Yok artık ya, ben torun seveceğim. Vallahi mi diyor? Yok yok, Allah isteğine versin. Şunu koysana Serpil gitmeden. Benim iki oğluşum var, iki de prenses getirirler bana. Torunlar da olur diyorsun. Tabii canım yani. Tamam. Şimdi efendim çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Çıkmadan önce karabiber ve tuza batırabilirsiniz. Sonrasında tavuklarınızı bir göğüs şeklinde aldığınız tavuğu bir bardak yardımıyla rahatça dövdükten sonra üzerine hazırlamış olduğunuz halka soğan ve havucu koyuyorsunuz. Havucun akabininde kapya biber koyuyorum. Ben bir tık daha lezzetlendirmek istiyorum. Onun üzerine karabiberle harmanlamış olduğum tavuk devreye giriyor. Tavuğun üzerine krema, şöyle bakın. Burada salçalı sos da yapabilirsiniz. Krema kullanmak istemiyorsanız bilginiz olsun. Çok hafif koyu bir salçalı karışım yapılabilir. Burada da en sonunda kaşarı koyuyoruz. Ben aldım bak. Ha, kapatalım komple diyorsun. Evet yani. Şöyle ziyan olmasın. Tamamdır. Günah. Ne olacak? Şöyle. Yok, bizim ekibi bayılır bunlara. Yesinler. Şunları da koyalım o zaman. Bu torpille oldu. Evet. Hadi bakalım. Başladı benim kaynana konuşmaya. Şöyle. Dönelim efendim. Bakın o kadar rahat ki. Hiç yani bak, yap at dolaba, akşamdan yap, sabaha pişir. Çıkacaksın, gezeceksin, pazara gideceksin, yemeğin hazır. Kafa rahat. Evet, bayram şekerimiz hazır. Ben onu atayım. Hemen buraları toplayalım Cenikam. Bakın şöyle çekip sıkıca gerdirdik. Evet. İstersen onların uçlarını biraz küçültelim mi? Yok, çok güzel duruyor bence tamam, böyle. Tamam. Bozmayalım hiç. Şimdi bunlar önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında bir tık piştikten sonra ne yapacağım? 200'e çıkaracağım. Yavaş pişmesini istememin sebebi içerisinde patates var. Patatesin yumuşaması lazım. Tavuk her halükarda pişer. Patatesi de zaten çok ince dilmiştik. O yüzden bizi mahcup etmeyeceklerini düşünüyorum şu an. Yaptım. Bu fırın beni deli ediyor. Evet efendim, 180 dereceye verdik. Birazdan 200'e çekeceğiz. İçinin yavaş yavaş kendi sıcağıyla pişmesini sağlıyoruz. Neyle devam ediyoruz? Efendim, mis gibi. Hamurum geldi. Evet, mis gibi bir karnıyarı poğaça. Stres atma videosu izleyeceksiniz. Birazdan göreceğiniz videoda stres atılır. Çok güzel bir şekilde stresi atacağız şimdi efendim. Nermin Nefes Mutfağı. Aha, şişeler. Ekranı yeni açanlar. Bakın, çok soda içiyorum ben. Şöyle göstereyim. Hepsini biriktiriyoruz. Muhteşem soda içiyorum. Ve hepsini de biriktiriyorum. Atmaya kıyamıyorum, hamur yapıyorum. Yağda kızartma, hamur yapacağız birazdan. Soda şişesiyle efendim, yanlış duymadınız. Soda şişesiyle birazdan yağda kızartma bir hamur yapacağım. Şişeler çatlıyor mu diye çok yorum aldım. Göreceğiz efendim, çatlıyor da bilir. Hadi hayırlısı hocam. Canlı yayın. Her şey burada. 50-50. Karnıyarık poğaça için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru maya, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, tuz, aldığı kadar un. Yıkamak için ise efendim, evet yanlış duymadınız, bu poğaçanın bir yıkama aşaması var. O da birazdan. Bu soğuk suyla beraber bunu güzelce bir yıkayacağım. İç harcı için 1 kase garnitür, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı salça, üzeri için susam, yumurta sarısı. Hep diyorum böyle riskli tarifler yapmayın diye ama. Riskli mi olacak? Yıkayacağız kız, bir şey yok. İşte ne yapacağız? Buz suyu atacaksın, kabarır kabarmaz. Dağılır. Yani. Doğru olsun. Birazdan buzlu suyla karşınızda bu tarif. Dur bakalım, ama bir de bir kesme şeklimiz var. Muhteşem gözükecek. Hamuru mayalıyorum sizin için. Uzun zamandır yapmıyordum. Bugün anlatıyorum. Şimdi hamur mayalamada bakın yine videolar gelmiş. Yapamıyoruz diyorsunuz. Sonrasında hamur kokuyor diyorsunuz. Burada un ölçüsü çok önemli. Isı, oda ısısında ya da yaz aylarında oda ısısında olur ama kış aylarında mikrodalgaya attığınızda ya da ocağın üzerine koyduğunuzda 1-2 saniye kadar ılıtın.
Ilıtmadığınızda kabarma sağlanmıyor efendim. Su, sütü şöyle aldım. Şeker mayayı her zaman aktive eder. O yüzden şekerle maya burada güzel bir işbirlikçi. Onları burada karıştırdıktan sonra bakın tuzu koymuyorum. Tuz mayayı küstürür. Maya kokmasını sağlar. Sert olur. Tuzla sert yaparsınız. Onunla beraber yani aylardır söylüyoruz Serpil'cim. Tuz bile trip yapıyor. Tereyağımı eritmiyorum. O da ısısında zaten yumuşak olduğu için elimle güzelce harmanlayabileceğim için direkt koyduğum karışımın içerisine alıyorum. Burada da kıymetli izleyicilerim tuzum var. Tuzu da burada böyle bir harmanlıyorum. İlk etapta ben ne aradım? Kaşıkla başlayayım. Şimdi burada tuzu da koyduk ama bakın mayayı daha koymadım. Çünkü birazcık önden tuzla unumu buluşturup mayayı hızlı bir şekilde içerisine hamurun entegre etmem gerekiyor. Neden diye soracak olursanız maya tuzla buluştuğunda yine burada da aktifliğini kaybedebilir. O yüzden hızlıca unu verip toparlamaya başlayabilirsiniz hamurunuzu. Evet, beyaz TV ekranlarında efendim bütün farklı tarifler. Yıkamalı bir poğaça yapıyoruz efendim. Poğaçayı biraz buzlu, birazdan buzlu soğuk suyla yıkayacağız. Birazdan soda şişelerinde yağda harika bir tatlı yapacağız. Hamur kızartması geliyor. Hepsi ve efendim poğaçaların içerisine yapacağımız iç harcımızda soğan, garnitür, salça var. Üzerinde de yine görmüş olduğunuz üzere susam ve yumurta sarısı kullanacağız. Yumuşak kıvamda 40-45 dakika oda ısısında beklemiş olan hamurumuzu şimdi sizlerle birlikte bezeleyeceğim. Bezeledikten sonra minik minik bir açma yöntemimiz var. Merdane ile veya bir okova yardımıyla açabilirsiniz. Sonrasında da efendim şeklini atacağız. Şöyle. Şimdi ben yoğurmayacaktım ama yoğurayım ya. Şöyle bir siz tezgahın üstünde özlemişsinizdir benim hamur yoğurmamı. Şöyle bir bakın hızlı hızlı toparlıyoruz. Elimde de çok hamur kalmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada birazcık mermeri alıyorum. Şöyle annem yapardı. Hiç bak unutulmuyor biliyor musun Serpil? Büyüklerden görmek önemli. Böyle temizlerdi annem unla şöyle. Ne görürse de bak aklında kalıyor insanın değil mi? Küçüklükten normalde bak yeni zamandaki şeyleri unutuyoruz. Kasemi temizledim. Şimdi bakın hamuru şipşak bir toparlama yapıyorum. İyice özleşecek. Şöyle. Evet. Bakın ne yaptım? Unu hiçbir zaman birden boca etmedim. Yavaş yavaş beni yormayacak şimdi şekilde. Birden koyduğunuz unlarda mayalı hamurlar sert olduğunda çok böyle itici bir maya kokusu gelir poğaçayı böldüğünüz anda. Onu istemiyorsanız benim gibi yavaş yavaş. Acelemiz yok çünkü. Bu arada yavaş ben şeyi bitirdim yani söndüreceğim bunu. Evet o bir sıcağı çıkarsa benim için daha iyi olur. Hop hazır. Evet. Hatta bakın özleştiriyoruz. Burada özleştirme kısmı ciddi anlamda bakın ciddi anlamda önemli. Bak bismillahirrahmanirrahim. Garnitürüm evet. Pişmişti zaten. Oh mis gibi oldu. Çok besleyici. Soğan, salça, mis ana gibi. Yemek gibi poğaça yapıyoruz efendim. Vallahi. Ana yemek gibi bir poğaça. Orman ve kebabı gibi oluyor içi neredeyse. Poğaçanın bir yıkama aşaması var. O aşama önemli yavrum. Bak kesiğini atmadan yıkayacağız. Yavrum duş alacak. Birazdan onu buzlu suda dışını çıtır çıtır içini yumuşacık dolgulu iç harcıyla tamamlayacağız. Bugün gerçekten tariflerimizin zirvesini sunuyoruz size. Şöyle. Evet. Hamur oldu. Uzun zamandır evet, dövmüştüm. Yapmıyordum. Hamurumu buraya koydum. İyice özleşecek. Yaklaşık bir 40-45 dakika oda ısısında bekleyecek. Ama ben tabii hemen mayalı olan hamurumu çıkartıyorum ki. Neden? Çünkü bekleme vaktimiz yok. 45 dakikaya yemeği biter. Şöyle
Bu seferki bir tık daha sıkı bir hamur olacak değil mi Nermin? Evet. Normal hamurlardan. Tabii tabii. Çünkü duş alacak diye mi? Şekillendireceğimiz için zaten açınca da sıkılaşacak. Aldık. Bir kesme aparatı rica edeyim. Parçalara böleceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maşallah, 11, oldu. 12, 13, 14, 15, 16 tane. 15 tane yapalım. Şöyle. Evet. Bunları ben özellikle minik yaptım bezeleri. Bir tık daha büyük yapabilirsiniz ama porsiyonluk açısından minik daha rahat oluyor. Şöyle. Ben şunu alayım. Unumuz kalsın. Bu arada ben suyumuzu hazırlayayım mı Nermin? Neyi aşkım? Böreklerin banyo suyunu. Evet evet, onu da hazırlayalım, buzlu suyumuzu. Ben bezeleri hazırlayana kadar. Yalnız. Maşallah. Aradaki farkı çok iyi ayarlıyorum artık. Ayarlayamıyorum. Evet. Şöyle hızlıca toparlamayı yapıyoruz. Ben şimdi açmaya geçeceğim. Bakın bu tarafta da çiğ köfte tepsimizin içerisine Serpil soğuk suyunu önce ilave ediyor. Buz parçalarınız varsa direkt suyun içerisine ilave edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Direkt buzlu buzlu istiyorum çünkü o suyu Serpilciğim. Bak yarısı buz tutmaya başlamış bile. Bakın iki tane buz, yani yoksa da akşamdan soğuk atın. Su. Soğuk suyu, mis gibi. Yani aslında şey yapıyoruz ya, çıtır börek yapıyoruz. Onu banyoluyoruz ya, daha çıtır çıtır olması için. Bu poğaçada aslında mayalı. Mayalı da bu yöntem birazcık risk aslında. Bakalım Serpil'in dediği gibi az sonra. Sen bunları bezelerken Serpil, ben açmaya hemen başlıyorum. Gel. Hemen. Bereketli de bir tarif. Şöyle sana yer bırakayım. Evet. Şöyle bakın, normal mayalı hamurumu merdane yardımıyla şu an açıyorum. Güzel böyle minik bagetler, baget ekmekler gibi yapacağım. Şöyle. İlk görünüşte şey gibi de duruyor Nermin bu hamur. Baget ekmek. Değil mi? Fransızların baget ekmekleri gibi de gözüküyor. Çıtır çıtır da yapacağız ama ya. Ama bu Nermin'in banyo yapan poğaçası. Karnıyarık poğaçası. Karnıyarık poğaçası yapıyoruz. İçerisine efendim bakın çok güzel bir sebzeli harcımız var. Sebzeli harcımızın içerisinde soğanı kavurduk, havucu kavurduk, bezelyeyi ve patatesi minik minik doğrayıp ekledik. Önden bir kavurma işlemi yapıyoruz ki pişsin. Poğaçanın içinde de o sıkıntıyı yaşamayalım. Sonrasında isterseniz böyle, isterseniz bu şekilde... Değil mi? Böyleydi. Dur. Heh. Sana bence bu daha kolay olacak. Evet. Şöyle yapıp. Evet. Şuralarını. Baget gibi. Sıkı sıkı istersen. Evet. Sanki şey olamaz. Evet. Şöyle bunu. Dur. Evet. Sen hani bagetini böyle tırnaklarına bastırıyordun ya. Sıkıştırıyordun ya. Şöyle bir tane daha açalım hemen. Bunların hepsini üst üste yapalım. Orada su şey olmasın. Şöyle. Ben sana birazcık burada büyüteyim. Bakın güzelce. Ama çiziğini birazdan yapacağız. Uzun uzun. Çiziğini birazdan yapacağız. Şöyle iç harcımızı buraya sıkı sıkı koyuyoruz. Bakın. Sonra burada... Sıkıca bastırdık. Şöyle. Burada bitiriyoruz. Senin baget ekmekler gibi mis. Sıkı sıkı kulaklarından evet. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle bir tane bak, daha sana yapıyorum. Sonrasında fırına atıyorum. Hazırladıklarımı sana al, daha hızlı tamam. Gidelim. Bakın şu kısmı bir tık daha geniş bırakıyorum. Uç kısmını. Bu tarafı daha çok inceltiyorum. Şöyle. Buraya kıymalı diyorum, sebzeli harcımı koyuyorum. Kapatıyoruz. Şöyle. Börek sarar gibi. Sarıp. Şimdi bunun üstüne bir de çizik atmamız gerekiyor ki karnıyarık görselini alalım. Ama buraya geldikten sonra bakın burada
bir soğuk suya oh diyorlar. Oh oh oh. Donduk donduk donduk. Vallahi bana da iyi geldi biliyor musun? Şu an sıcakta bu bana da iyi geldi. Şöyle bakın aldım. Hamur zaten kendini sıktı. Bakın bayağı bir sıktı. Hemen geldim pişirme kağıdımın üstüne koyuyorum. Çiziklerini birazdan atacağım. Bakın hamur kendini çok güzel topluyor soğuk suda. Yani aslında hamurun dışının çıtır çıtır olmasını sağlayacağız. Şöyle yapayım bence daha hoş duracaktır. Evet. Şöyle onu da hemen yanına koyup. Wow, çok güzel. Su böreği gibi. Soğuğa batırıyoruz. Burada kebaplarımız pişiyor. Ben şimdi iç harcını sizlere koyacağım. Yine şu kısma, ekranı yeni açan kıymetli izleyicilerim, mayalı bir hamur yaptık. Mayalı hamurun akabinde gördüğünüz üzere açtık. Bezelerimizi merdane yardımıyla büyüttük ve en son aşamada buzlu suya batırıp tepsiye aldık. Daha şu an çizik atılma kısmı olacak. O yüzden ekrandan ayrılmayın. Hemen çizik atacağım kısma geçiyorum. Şöyle. Şey yapalım istersen. Hepsini yapıp buzlu suya atalım. Hı hı. Birazdan çizik atma kısmına geçeceğiz. Evet. Bunu alayım hemen. Hı. Uç kısmına gelecek şekilde koyuyorum. Aynı bir börek sarar gibi. Sarıyoruz sıkı sıkı. Bunu alıyorum. Unla beraber büyütüyoruz. İç harcını koyuyoruz ve kapatıyoruz. Hoppa. Evet. Sen çok güzel böyle baget ekmek yoğuruyordun. Şey baş parmakların arasında sıkıştırıyordun ya. İşte bu çok unlu olmuş, yapışmıyor zeminde. Alt kısmı suya girince donuyor direkt. Yoksa denildim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle daha şey yapayım ben. Avokado taktiği. Çok beğeniyordum ben onu. Şöyle. Ben şu unları alayım senden istiyorsan. Tabii şöyle. Şuradan açılıyor. Mesela o sene pandemiden ötürü ne ekmek yapmıştık Allah'ım, ya. Allah'ım. Ne ekmek. Ama sadece ben de bütün sosyal medya yani bildiğiniz çalkalanmıştı yani ekmeklerle. Çeşit çeşit tencerede mi yapmadık? Yapmayalım mı daha? Bence yeter Serpil. O hamuru tamam. Kaldır. Diğerine geçelim. Diğerinin üstüne koyarım ben onu. Bir şey olmaz. Şimdi bunları ben bakın şurada bir ferahlatayım. Valla ben bile şu an o buzlu suya bir dalasım gelmedi değil yani Serpil kök. Evet ve ben de şimdi istiyorum. Şimdi bakın burada birazcık beklediğinde buzla birlikte hamur kendini sertleştiriyor. Mayalı bir hamur olduğu için kendini sıkıyor. Sıktıktan sonra biz buradan hemen alıyoruz bunu. Bakın çok fazla beklemiyoruz ki. Çok fazla da beklerseniz hamur kendini bu sefer salar. Gerek yok. Şöyle bakın. Oh çok güzel bir görsel şov şu an. Beyaz TV ekranlarında ama daha bitmedi. Karnıyarık nasıl olacak değil mi bu? Karnıyarık görselini nasıl yakalayacağız? Şimdi efendim hemen geldim. Serpil buraları toplayana kadar ben o şekli size göstereceğim. Evet. Evet çok güzel. Hemen alıyorum. Yapıştır. Şöyle. Ben onu tam yapıştıramadım. Evet gördüm olsun. Ben suyun içinde yaparım o işlemi. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerim. Bir elimi kurulayım. Şurada. Üzerine yumurta sası susam. Neyle devam edeceğiz? Bu yandan da diğer tarif gelsin. Soda. Hemen geldi. Soda şişesinde yağ kızartması. Aman yarabbim. Şöyle bakın. Güzelce üzerine bir yumurta geçiyorum. Şöyle. Yetiştim sana Nermin. Geldim. Boya badana işi yapıyoruz birazcık. Üzerine güzelce şöyle arkadaşımız yumurta sarısıyla buluyoruz. Ve susamla renklendiriyoruz.
iç harcının gözükebilmesi için piştikten sonra keskin bir bıçak yardımıyla iki tane şerit atmam gerekiyor. Şöyle. Hemen şimdi geldim. Susamı biraz fazla istiyorum. Kenarlarında kalsın. Çünkü çizikler atıldıktan sonra hamur toplayacak. Evet. Tek çizgi olmayacak. Yani şu an ekranda tek çizgi yapacak diye düşünüyorsanız çift çizgi yapacağım. Bilginiz olsun. Çizgiler alta doğru kaydığında güzel bir görüntü yakalayacağız. Evet. Bol da susam koydum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Benim burada tırtıklı bıçaklarım var. Ben bunlarla yapıyorum. Ya da bir jilet de kullanabilirsiniz. Böyle ekmek jiletleri oluyor ya. Şöyle bakın. İyice ayrıldığından emin olun. Şöyle. Hamurun iyice ayrılması lazım ki o istediğimiz şekli yakalayabilelim. Pişerken hamur kabaracak. Kenarları açılacak. Aman yarabbim. Bir yumurta. Akşamdan beri bir şey yemediyseniz şimdi yersiniz hocam. Şöyle. Bu çok lezzetli bir tarif. Kıymalı yapın, pırasalı yapın, ıspanaklı yapın. Hani şu kısım tamamen size kalmış. Bıçak ne kadar keskin olursa bu işlemi tek hamlede yapmanız çok daha uygun. Buzlu sudan çıkartır çıkartmaz. Şöyle tek hamlede keselim ki pişerken kabaracak. Kabarırken de çizgiler ayrılacak. Evet, hadi bismillahirrahmanirrahim. Artık fırın yolculuğuna doğru gitsin bizim yakışıklılar. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyorum. Hatta 180 yapayım onu da. 180 de birazcık kabarsın. Burada da şekerlerim pişiyor. Bakın. Şeker şeker. Maşallah. Şimdi soda. Soda şişesi. Şimdi kıymetli izleyicilerim yani çatlıyor mu çatlamıyor mu hepsi şimdi. Hiçbiri ayrılmıyorsunuz tabii ki. Yağ da koyalım ocağa Serpim. Soda şişesinde bir tatlı. Bir adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı toz şeker, tuz, yarım paket kabartma tozu aldığı kadar un. Muhallebisi çok güzel ve kıvamlı bir muhallebidir. Her yerde kullanabilirsiniz. Dikkatli not edin. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta, bir adet yumurtanın sarısı, 100 gram beyaz çikolata varsa kullanın yoksa kullanmayın. Bir yemek kaşığı tereyağı, üzeri için ise çilek ve fıstıkla taçlandıracağımız güzel bir görsel şov olacak. Şimdi efendim hamuru yoğurduktan sonra şöyle bir şekillendirme aşamamız olacak. Sonrasında bunlarla böyle geleceğim Serpil. Burada kızdırdım tencerenin içerisine hepsini bırakacağım. Hazır mısın? Maşallah. Patlar mı sence? Her şey olabilir. Ben bunları sıradan yapacağım değil ki. Ayrılmayın efendim. Nasıl patlamayacak onu bir noktasını söyleyeceğim. Efendim çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Evet efendim yağımız kızdı. Şişülürümüz hazır. Sodaları içtik. Ödemlerimizi attık. Ve hızlı bir giriş yapıyoruz. Hazır mısın? Tamam ben giriyorum. Ben muhallebi kendi tıkırımı yapıyorum. Muhallebi Serpil hazırlıyor. Şimdi çok güzel bir muhallebi yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Pastacı kreması gibi oluyor. Akışkan, mis gibi. Burada ise mayasız bir hamur. Neden yoğurt? Yoğurt gevrek yapar. Yani bir şey hamurunu düşünün, kıtır kıtır bir aroma yapar. Şimdi iki adet şöyle yumurtamızı içerisine direkt bir adet kırıyorum. Şeker, poğaçalar yanmadı ya. Yok. Kabartma tozu. Şimdi ben alacağım onları. Yine senden. Isıtılmış bir yağ lazım ama biz bunu o kadar önceden yaptığımız için bakın şurada bir hamur yapıyorum bak. Şipşak bir hamur bak. Hiçbir şekilde zorlamıyorsunuz kendinizi. 10 dakika içerisinde bir tatlı yapacağız. Sadece bu aşamada şekillendirmesi var. Soda girecek. Yani soda ile birlikte kızarmaya alacağız biz onları. Bakın şöyle kalın şeritler keseceğiz.
Bakın. Pratikte bir tatlı. Elden ayrılıyor. Hiç merak etmeyin. Ele yapışmıyor. Elden ayrılıyordu efendim. Şöyle. Siz böyle gelin. Siz benimle kalın. Şöyle güzel. Herkes kendi malzemesini. Toparlıyoruz. Sana rulet veriyorum. Evet. Var ya şu an çok heyecanlı dakikalar. Şu an artık hızlı hızlı davranmamız gereken dakikalar. Hamurumu burada biraz daha toparlayacağım. Kabartma tozuyla yaptığım için bir 5 dakika kadar dinlendireceğim. Sonrasında da açacağım. Evet. Burada da hamurumuzu çok iyi özleştirmemiz gerekiyor. Tatlı tuzlu arası olacak. Fark ettiyseniz lezzeti açığa çıkarmak için ben bugünkü hamurumun içerisinde tatlı ve tuzlu oranını dengede tutmaya çalıştım. Yani tuz oranını da bir tık fazla koydum. Yani normale göre bir tık daha fazla oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burada şimdisi gerisi sizde. Serpil'cim burada iyice şey olmadan, hiç miksere gerek kalmadı çünkü benim evde yaptığımda. Muhteşem bir şey olacak. Krem olacak. Onu buzdolabı poşetine koyup göndereceğiz. Tabii. Çanaklar soğuyana kadar. Hemen. Hazır. Bunu zaten şeyini sonra yaparız. Bunların her şeyini hazırlarız. Hı hı. Bakın hamurum yoğruldu bile. Ama ben şöyle bütün kırıntıları içine alıyorum ki. Ay çok güzel tuttu. Evet. Çok güzel. Birebir ölçü. Hafta sonu da dediğim gibi yaptım ve çok istendi. Bugün. Şimdi kızartmada acaba soda şişeleri çıt 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 çıt. Allah verme yarabbim çatlamasın. Yani canlı yayında tenceremizin, cam tenceremizin çatladığı günleri biliriz. Ay Allah vermesin vardı öyle bir vukuatımız var mı? Evet bakın. İyice özleştiriyorum. Burada sıkı mantı hamuru, makarna hamuru gibi bir hamur. Kırmızı alsam mı diye düşünüyorum ben. Nar gibi kızardıysa alalım. Ya böyle bir son bir dakika belki. Tamam. Hemen alacağım. Bir bıçak gerekecek. Sodalara çentik atacağız. Ha tamam veririm. Evet ben özellikle özleştiriyorum ki hamuru sık olmayan güzel olmaz bu tarif. Yani bakın birazcık mantı hamuru gibi, makarna hamuru gibi bir hamur. Sıkı renkte, evet, bayağı sıkı. Şöyle yaptık. Yumurta sarısının birini içinde kullandık. Birini burada kullandık. Akını da hamurun içine atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi bir 5 dakika bekletirseniz çok rahat açılacak. Bekletmeseniz de birazcık bilek gücüyle yine rahat açılacak. Kabartma tozlu bir hamur. Kabartma tozu çok kabartmayacak. İnce açacağım çünkü. Şöyle. Zaten biz de yarım kullanmıştık diye hatırlıyorum. Evet evet az kullanıyoruz. Evet. Tam bir paketli. Bir çay kaşığından bir tık fazla. Bakın. Ay çok güzel hamur oldu Nermin maşallah. Hı hı. Çok başarılı. Vallahi maşallah. Tart hamuru gibi. Ve bunu isterseniz fırında da yapabilirsiniz ama özellikle ciddi anlamda o yağ kokusunu hissetmek çok güzel oldu. Hafta sonu babamlara hemen yapıp götürmüştüm. Çok beğendi. Hatta kardeşim yorum yapmış. Birebir tatmış biri olarak 10 üzerinden 11 veriyorum. Yine başladı bizimkiler. Evet o yukarıda gıybet time yani. Evet benim efendim. Benim muhallebim oldu. Nermin'in enfes mutfağında. Beyaz TV ekranlarında şişeler değerleniyor. Dün pasta yaptık. Bugün soda şişesinde hamur kızartma yapıyoruz. Ve isterseniz bu tabakları salata kasesi olarak da kullanabilirsiniz. Bunun mutlaka birisini geçeyim. Yani zemindeki kızarttığımızın salata kıyasesi yapsınlar. Hmm. Humus koyabilirler, salata koyabilirler. Ay humus. Havuç salatası koyabilirler. Ay tarator. Tabii tarator her şey Aa. Olur. Bilginiz olsun bakın. Bu kaplar dekoratif olarak kullanılabilir. İçine salata koyabilirsiniz. Köz patlıcan salatası. Bence yeterli. Şimdi. İşim bitti. Şöyle hamurumu düzledim. İkiye böleceğim. O yüzden şöyle alıyorum. Gidip gelip ben onu bir karıştırayım. Bu arada ben aktüele göstereyim mi poğaçamızı? Göstermeyeyim mi? Bakın göstermeyelim sonra gösteririz. Yok, hadi. Hepsini sunumda masada kardeşim, yaparız. Hadi kardeşim. Şöyle bakın. Şöyle.
ciddi anlamda çok görseli yüksek kaseler yapacağız. Kaseleri dilerseniz muhallebili, dilerseniz salata şeklinde, salata kasesi şeklinde kullanabileceksiniz. Şu kenarlarda mesela kalan hamurlar var ya, onları da hamur kızartması gibi yapın. Kerem bayıldı. Yağımızı şuraya alabilir miyim Serpil'cim? Dur, hemen onu oraya geçireyim bu çünkü. Şimdi geldik. En can alıcı noktamız. Hadi bakalım. Bismillah deyip. Ne aradığını söyle. Bıçak sana hazırladım ben. O biraz o büyük. Tırtıklı ya, tutunur diye korktum. Şimdi böyle bir yağladım. Bakın. Yağladıktan sonra. Şuradan hamuru alıyorum. Ben döndürüyorum. Ben çikolatalarımı attırıvereyim. Burada kasemin, çanağımın zeminini bakın hazırladım. Hamuru kabarmaması ve dekoratif olarak bir tık daha hoş gözükmesi için burada ben minik kesikler atıyorum. Şimdi bunlar sodadan ayrılana kadar çatlar mı diye düşünüyorsunuz inşallah. Allah mahcup etmesin, çatlamayacak. Diğerinde aynı. Bakın burada bir yağ alıyorum. Buradan hamuru kendi etrafında doluyorum. Doladıktan sonra zeminde kalan hamuru özleştiriyorum burada. Yani bir poğaça kapama gibi düşünün. Burada bitiştiriyorum. Burada da bu hamuru kapatıyorum. Babam şey dedi Serpil. Bunu sen kendin mi yaptın? Nasıl yaptın? Babam bile şok oldu. Tabii ama şu an baba şey... izliyorsun. Bak böyle yapmıştım. Soda şişesi de anlatıyorum adam. Anlamıyor ki, nasıl anlasın? Bak babu böyle yaptık. Biz boşnakça babo deriz. Sonra üzerine şurada minik çentikler atıyorum. Çok keyifli biliyor musun Serpil? Deneyeceğim şimdi, bakacağım, canım çekti. Ben bununla uğraşmam diyen olmuş ama bakın çok keyifli. Korktum ha. Ayol niye uğraşmayacağım? Vallahi çok keyifli. Misafirlerin... Salata kasesi için kullan. Evet Serpil'cim. Misafirlerine şimdi bakın böyle şöyle alıyorum. Bir yağ batırıyorum. Sadece şimdi dördünü orada direkt kızartmaya başlayacağım. Bakın, şey mi, altını mutlaka kapamalı mıyım? Tabii altı kapanacak ki muhallebimiz artmasın aşkım. Tabii benimkisi de sorumlu, laf olsun şöyle, yani şimdi. Estağfurullah. Şöyle bakın kapattık. Çok rahat kapanıyor. Hamur çok güzel oluyor çünkü şekil. Ya oyun hamuru gibi düşünün. Hamur oyun hamuru gibi. Şimdi giriyorum. Bakın burada çentikler atıyorum. Kıymetli izleyicilerim. Hey çok güzel olacaksın sen, eminim. Dostum. Şimdi diyeceksiniz ki hani soda çatlıyor mu, şişe çatlıyor mu? Ben çok böyle içinde bırakmayacağım onu. Püf noktası bu. Burada iyi mi, buraya alayım mı? Ekip. Uy. Ha, burada iyi. Tamam. Şimdi bakın. Bu kızmış mıdır aşko? Ay evet evet. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Derken. Şunu da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da koydum. Amin. Hemen bakın. Çetal yardımıyla kenarlarını çıt çıtlıyorum. Bak 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 bak. Geliyor efendim. Haydi bismillah. Oh. İlk hazır. Bıraktı mı? Evet. Hazır. Hemen bırakıyor. Hiç merak etmeyin. Patlama çatlama olmuyor. Tabii, sadece teknolojiyi güzel bir şekilde kullanmak bu. Bakın. Hop. Evet efendim, Beyaz TV ekranlarında soda şişesinde bir ilk efendim. Çanaklar yapıyoruz. Dilerseniz bu çanakları salata kasesi olarak, dilerseniz tatlı, bizim gibi tart şeklinde tatlı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi burada bakın, bunlar şey olacak, şöyle söyleyeyim size, altı kızaracak, üstü açık gibi kalıyor ya, bunu burada hemen şu hareketi yapacağız. İçini kızartacağım. Şöyle. Kenarlarını çok iyi bastırmamız lazım. Benim evdekiler açılmadı. Aynen hayatım. Şöyle. Evet. Hemen bunu çeviriyorum. Şöyle. Nermin'e yetişemiyordum. Bunlar nar gibi kızarıyor Serpil.com. Evet. Evet. Şimdi şöyle geldim. Şöyle. Bu sıranın biraz. İsterseniz salata kasesi. İsterseniz tatlı. Bakın koydum. Gibi.
Salata kasesi yapabilirsin sanırım. Evet, bu görmüş olduğunuz muhteşem soda şişeleriyle. Soda şişeleriyle her şeyi yapmak mümkün. Artık hanımlar vallahi üretiyor, helal olsun. Bu tarifi yapan ilk hanımefendiye de helal olsun diyorum yani. Ciddi anlamda güzel bir emek. Bakın bu benim için oldu. Şöyle alıyorum. Orada yanında peçeteli kağıt. Nar gibi kızardı mı? Evet. İçini gösteriyorum Ali Hocam. Bakın içi de kızardı. Çok rahat kızarıyor ters çevirdiğinizde. Bu şekilde koymanızı istiyorum ve bir şey daha dikkatinizi çeksin istiyorum açıkçası şu an. Bakın asla yağ çekmiyor. Yağ olduğu gibi duruyor. Çünkü hamur mayalı bir hamur olmadığı için kabartma tozuyla da sert bir şekilde yoğurduğumuz için hamur asla yağ çekmiyor. Çekemiyor. Korkmayın yani yağlı olacak. İşte yiyemeyeceğiz gibilerinden düşünmeyin. Asla yağ çekmiyor efendim. Şöyle çanaklarımı ters çevirdim. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ne giriyorsun mutfağa? Şöyle bakın koyuyorum efendim. Bak. Evet. Bunu ters çevireyim. Şöyle. Burada kızarırken ben bunları kurtarayım. En büyük, en güzel cevabı şu an bu. Soda şişesi çatlıyor mu? Çok soru vardı dünden beri sosyal medyamda. Umarım görüyorsunuzdur. Asla içine bıraktığım halde bile çatlamıyor. Çünkü malum hızlı davranıyorum. Bakın. Burada hızlı davranmak. Sen çerçeklerini attın mı? Yok, atmamıştım. Aa, ben de atmamıştım. Sana bırakmıştım. Şöyle. Bunlar çentiksiz olsun. Nermin bunu yaprak sarıyor gibi iki parçayla bir araya getirdim. Çok güzel. Bir çanak daha oluşturdum. Evet. Muhallebimizi biz buzluğa poşetine koymamız lazım. Gidiyorum. Attın mı aşko? Yok. Bunları da yapmayayım artık sana. Yok. Çanak. Onları kızartacağım direkt. Şöyle vereyim sana. Onları baklava şeklinde kes. Bakın efendim. Nar gibi. Çanağımız hazır. Güzelce içi de kızardı. Buraya koyuyorum. Şimdi bir görsel şovu olacak ki. Bunu da gösterelim. Olur da unutursanız, atmazsanız hamur böyle kabarıyor. O çizgileri atmamızın nedeni hamurun bakın şöyle kabarmamasıydı. Bu hamurlar kabardı. Daha kabarık oluyor. Bu arada benim beyaz çikolatam Nermin'cim fındıklıymış. Olsun. Güzel güzel tane tane fındıklarımız var. Evet efendim. Bakın bu çizik atmadığımız hamurun kabarma şekli. O yüzden çizik atıyoruz ki hamurunuz daha az kabarsın. Orta kısmına daha çok malzeme doldurabilelim. Ama lezzeti yedikçe yedirtiyor. Yok böyle bir şey yani. Ciddi anlamda söylüyorum, yok böyle bir şey. Görseli çok ağır, şık bir görsel. Salata kasesi olarak kullanın. Tatlı kasesi olarak. Bakar mısınız? Ordövr tabaklarının yanına. Evet. Çok, çok güzel, güzel. Salatalar olur. Evet. Zeytinyağlı çanakları olur. Tabii. Bu hamurun vallahi reçetesini kaybetmeyin kızlar. Hamurun reçetesi çok iyi. Yani çok çok nefis. Şimdi oldu bu kaldı. Ben mesela Kerem'e hemen kızarttım bunu. Hafta sonu pazar günü kokunca hemen nice. Aşağı geldi. Bakın bu kalan hamurları da. Yukarıdan kokuyu deyip aşağıya. Hemen koşu koşu geldi. Hamur kızartmamı yaptım anneannem gibi. Dedim yok. Tatlı yapmıştım ama gel ye, bunlar hamur kızartması sayılır. Evet. Efendim bakar mısınız? Çok güzel bir tablomuz var. Ve asla en güzel yanı yağ çekmiyor. Bir şey hamuru olarak bile kullanın bunu. Ciddi anlamda söylüyorum, yağ çekmemesi. Bakın içine attığımı gösterelim mi Halil Hocam? Bak. Bak görüyor musunuz? Balon gibi kabardı. Şuna baksana Serpil. O ya bildiğin bir şey oldu işte. Evet. Pazar kahvaltılarında. Asla yağ çekmiyor. Pratik mayasız pişi. Pazar kahvaltısında bile bu hamuru bir şey olarak kullanabilirsiniz. Bak balon balon. Hiç gerek yok mayalamaya çalışmakla hiç, falan. Hiç. Çok güzel bitiyor mu ya? Yağ çekmiyor. En güzel yanı o. Biz yağ çeken hamurları ciddi anlamda sevmiyoruz. Şey oluyor çünkü. Yani zaten kahvaltıda yiyeceğiz. Ağır oluyor. Kilo yapıyor. Ne gerek var? Bakın. Güzel. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Şuna bakar elimden mısın? Bir kaçırdın. Nasıl şişti? Bak. Üçgen börek gibi oldu maşallah. Evet. Bunları vereyim mi sana? Olur hayatım. Atalım kenarda. Koy. Sıkıştırır mısın? Bir şey olmaz.
Bakın balon gibi Serpil. Şimdi bunların içini de göstereceğim size. Şok olacaksınız. Hiç yağ çekmediğini oradan göreceksiniz. Vallahi pratik 5 dakikada çay demlenene kadar misafiriniz geldi. Aynen 5 dakikada ne yapabilirim? Mutfağa girip bir şey yapayım. Yanına peynir, zeytin. Oh mis. Allah ne verdiyse. Balon balon bir şeylerimiz. Çok amaçlı bir kase oldu Nermin onlar. Tabii bir de yoğurtlu olması şöyle bir güzellik sağlıyor. Çıtır çıtır oluyor dışı. Şimdi benim ekip yiyince görecek. Sizler düşünmeyin bugün yapın. Ben de mesela çilek yoktu hafta sonu. Aslında çilekli rengi görseli daha iyi. Ben muzlu yaptım. Bugün yayında çilek bulunca çilekli yaptık. Genelde manavlarda hafta sonu çilek, taze meyve sebze bulamazsınız. Pazartesi getirirler. Aynen yaban mersini falan kullanmıştık biz. Ay. Nazara geldim. Ayağın altına şey mi? Dur bakayım. Tamam. Yok. Gelmedi Allah'tan. Ellerine dikkat et ha. Ayağım kaydı. Ayağımın altına. Ben ikinci malzememi alıyorum. Evet efendim. Kapatıyorum. Geldim. Serpil kom aldı. Ne yapıyoruz? Ay. Ay. Omletli pilav, hem omlet hem pilav. Bu ne atraksiyon üstüne atraksiyon. Ne mutlu ne güzel. Bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sabırla yapmayı öğrendim artık. Tır 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 yok. Omletli pilav yapıyoruz efendim. Elime şöyle bir tutayım. Oh nasıl sıcak, nasıl sıcak. Kızartma yapmak da zormuş. Annemler mutfakta yapardı ya Serpil, hatırlıyor musun? Ay iyi vallahi değil mi? Kurban olduk. Ondan sonra da beklerdik hep kızartma yapsın. Nereye yapsınlar kadınlar sıcak? Sıcak. Allah'a billah. Şimdi kadınlar uğraşacak. Of çok güzel oldu. Şimdi bizim kalmamış mısık mı? Yok. Kalmadı. Keseyim. Oradan. Şunu da koyalım mı yanına? Duy koysaydık. Görmemişim onu. Geldim. Küçük olsun ki değil mi? Yok büyük olsun. Bir bak bakayım. Bakın. Bütün böyle üzerine gelecek şekilde kaplıyoruz. Doldurdum mis. Çıtır çıtır bir zeminde hamur. Hamurun çıtırlığıyla muhallebinin yumuşaklığı anlatamam güzelliği size şu an. Evet şu an herkeste bir sessizlik var. Çünkü tadım yapmak istiyorsunuz biliyorum. Hemen geliyorum. Evet şimdi burada bir tane çilekle süsleyeceğim. Gerisini Serpil'e bırakacağım. Burada görsel size kalmış. Saplarını atmazsanız çok güzel oluyor şöyle. Evet. Sen de aşk. Nasıl? Oo, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Ayıp yani şu gün şu yapılacak iş mi? Belli ki yemiyor. Ben yemiyorum. Şansınıza. Böyle bakıyoruz. Harbiden bugün şansınıza. Omletli pilav, bir adet kuru soğan, 200 gram tavuk, kuşbaşı, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı bezelye, bir adet büyük bir havuç kullanacağız. Küçükse iki kullanın. Bir yemek kaşığı soya sosu, iki yemek kaşığı ketçap. Çok güzel tat veriyor. 1,5 su bardağı haşlanmış pirinç ve üzerine hazırlayacağımız omleti için 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, ketçap, tuz, mayonez. 8 dakikam var. Hadi. Hadi bakalım Nermin. Koş koş koş. Kop kop kop. Böyle. Bu iki tane tavayı. Bir tanesi omletimiz, o omletimiz için, o sebzelerimiz için. O zaman ben burada sebzeyi yapayım. Kesme tahtam mı yok Serpil? Tabii. Hemen kesme tahtası alayım Cenk. Verdim. Hemen verdim. Piyazlık. Doğruyoruz. Şöyle bakın. Ortadan ikiye bölüyorum. İnce ince. Birazcık yağ atalım tavamın içerisine sana zahmet. Hemen geliyorum. 8 dakikada ben bunu alasını yapacağım sen şimdi. Sen onu yaparsın, ben sana inanıyorum. Ay. Şöyle.
havucu rende yapacağım. Yetişmez mi? Yetişir ya, nasıl yetişmez? Ne yetişmezmiş? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esme ya tosra vitaminleri. Benim Allah'ım var. Benim duam var. Hemen yetişir o. Bu mu yetişmezmiş 8 dakikada? Aha oldu canım benim. 8 dakikada düşünün, pilav ve omlet yapıyoruz. Düşünün, eve geldiniz, koca yemek bekliyor, siz gezmişsiniz. Suçlu hisli var içinizde. 8 dakikada yemek yapmanız gerekiyor. Ben bir dikkat et. Konseptimizi hazırladık. 8 dakikada omlet. Dur geliyorum, sana yetişeceğim, bekle koşma. Rendem. Niye oraya gittin? Rende yanındaydı. Düşmeyeceksen kayma. Geldim Nermin, bekle yavaş. Bu yapımcı benim düşmeyi çok istiyor ya. Evet. Bir düşeyim bari sezonu kapatmadan. Ama bu şey rendi. O değil. Sağırlar. O benimki. Ay. Bakar mısınız, yapıyor mu yapıyor mu olmuyor? Ya ben onun için yiyordum onu. Aa, işte. Kas yaptırıyor Serpil bana. Pilatese gidemedim dedim, kaçırdım ya. Bak. Ben onu niye yiyordum? Ama bu rende rende değil. Rende. Ben senin dediğim şey... Yeter. Yeter. Koş 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 koş. Geldi efendim. Renkleniyor mutfak. Nermin'in enfes mutfağı şimdi Beyaz TV ekranlarında. Önce çok lezzetli bir neyle giriş yapmıştık? Şeker kebapla. Akabinde efendim çok lezzetli bir karnıyarık poğaça içinde sebzesiyle. Akabinde çanaklar yaptık. Hamur çanakları içerisinde muhallebi dolgulu. Efsane bir görsel. Ama bu hamur çanaklarını siz salatada da kullanabileceğinizi söyledik. Marsemin. Ben bunları buradan bir alayım. Ketçabı alıyorum. Evet. Soya sosu. Tuz. Pirincimizi önden haşlamıştık. Bezelye. Bu kalmış pilavla da çok güzel olur. Ha? Kalmış dünden kalan pilavla da. Şimdi şunu da güzel içerisine olur. Dünden kalan pilavınız varsa hemen değerlendirin kardeş. Değerlendirin. Serpil sen bunu karıştırırken ben omleti çırpıyorum hemen. Geldim. Pilavı hemen güzelce renklendirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil onu harmanlasın. Ya bu bende. Tereyağımızı atalım. Altını açalım. Şöyle. Evet, çabuk. 3 adet yumurta. Oho. Evet. Nermin sana yetişemiyorum. Dur. Düşmeyeceksen kayma. Ne aradın? Çatal mı? Çatal orada. Yetişemiyorum. Şş, böyle yapardı ya çocuklar. Böyle hızlı hızlı alırdı. Falan diye. Kaymaz. Evladım kaçma falan. Evet. Partinin üstünde yaparlar değil mi? Tavuğu nerede pilavın? Tavukları... Buzdolabındaydı. Aha, tavuksuz yapalım, sebzeli olsun. Sebzeli olsun. Ama senin suçun, sen dedin ki 8 dakikam var, ne yapayım, elim ayağıma girdi. Omleti çırpıyoruz. Oradan bize ekledik, uyarmamış. Uyarsaydı. Orada izliyor. Onu koyacaktık ama neyse. Neye koyacaktık? Ketçabını şeye koyacaktım. Renkli renkli. Şinali. Güzel güzel. Şöyle. Senin olmadı daha. Lezzetlendirdik. Yumurtamızın içerisine ketçap da ekledik. İçi muhteşem bir tavuklu harç olacaktı. Siz tavuğu da ekleyin onu. Biz listede verdik. Ama bakın sebzeli yapmak istiyorsanız bence böyle de olur. Çünkü yumurta var ya. Ekstradan tavuğu bence koymayabilirsiniz. Tamam, bu Nermin'in. Gidiyorum. Ben bunu alayım kasemi. Ben kase alayım kendime. Geldim canım benim. Sen nasıl gireceksin bakayım? Sen içerisine nasıl sana gireceksin bakayım? Bu daha iyidir. Ben hop. Gel bakalım annem. Gel bakalım. Bu bizim için iyidir diyorum. Evet, evet, evet. Bir tık büyüğü şunu yapsaydık daha ama iyi olurdu. Ama örtün yetmez, örtün yetmez. Yeter kız. Yetmeyebilir. Yukarı çıkacak. Kabartmıyoruz. Şöyle söndürerek yapıyoruz omleti. Kabartmamamız lazım çünkü. Oh, kabarası tuttu. Evet. Ona bir sen küçük kaşık alayım. Hemen getiriyorum. Sen küçük kaşıkla bunu yemek kaşığıyla
Düzle kuzu. Ben şimdi sana şeye getiriyorum. Böyle tepeleme yapalım. Değil mi? Evet. Ayol neredeyse bunu Halil Hoca'ya ben veririm şimdi bak soğanlarını tamam. Da alsa. Bismillah. Koptum. Şöyle bakın. Bakın bakın neler yapıyoruz Nermin'in enfes mutfağında aman yarabbim. Ama nasıl güzel oluyor biliyor musunuz? Bak ciddi anlamda. Nermin. Kötü olan hiçbir şey yapmıyoruz. Bu çok güzel olur. Olur hayatım. Çok güzel olur. Olur hayatım. Yumurtayı bir şekillendirelim. Bakın. Bakın. Hop. Şey oldu mu sen şimdi kabarıyorsun ki anneciğim. Şimdi bunu. Kabarma. Ne yapacağız? Ay kabarıyor. Koyduk. Ortaya getirdik. Şöyle. Geliyorum. Sen niye kabarıyorsun anneciğim? Kabarmadı. Yok, şey dağıtma, kırmayalım. Üstünü mecbur şey yapacağım. Öyle oldu zaten. Hı? Her şeyi yaptınız gibi omlet beceremiyorsunuz diyor. Tabii tabii. Okyanusta yüzdün, derede boğuldun. Hayır canım, boğulmadık. Niye boğulduk? Boğulmadık, dur. Ne boğulacağız? Kaynanık. Oho, yandı Serpi. Yanmadı. Şimdi bırak tavası, tavanı sıcağıyla çeksin o. Hı. Çeksin o. Hadi hayırlısı. Omlet oldu mu, olmadı mı? Olmadı, iyi mi oldu? Karnıyarık poğaçamızı alalım acaba mı? Acaba bu pilavla nasıl buluşacak? Bunun ikisi parçalanmadan üst üste alt alta gelmesi lazım. Nasıl yapacağız? Hepsiyle daha fazlası çok kısa bir aradan sonra. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Aa, bu kıvamda kimçik yemiyor. Gitmeyin siz. Bu omlet olmaz dedi. Oraya oturmaz dedi. Ben benim gözlerime bak. Ben kül yutar mıyım? Yutmazsın. Yutar mıyım? Yutmaz. Kadın kül yutmaz. Yutmam. Yutmam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben kopya çektirmem. Evet. Şimdi yumurtayla silikon kabımız var mı aşkım? Ben onu tutarım Nermin. Ay 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 ay. Silikon versen bana. Sen beni dinle aşkım. Siktir. Bu kül yutmaz dinliyor şu an. Canım bir şaka yapıyor omlette şu an bize. Değil mi? Tereyağı ya dondu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiye sebelat olsun. Biraz ocağın altını açalım mı? Görüyor musun? Tereyağı dondu, tereyağı dondu. Adam gülüyor keyiften dört köşe yalnız. Şu an anlatamam size. Hayır dondu reklam arasında. Tüh, tüh, tamam. Tüh. Ne yaptık? Karnıyarık poğaça yaptık. Çek orayı. Ondan sonra tart yaptık. Şeker kebabı yaptık. Serpil onu erit. Biz burada şeker kebabının sunumunu yaparken... Omleti yapamadın diyecek ya. Allah'ım bütün yemekleri yap sen. Serpil benim işte akıl. Yağda ısıttım mı ben bunu? Isıttım. Parçalanmadı gel. Ay. Dur ya dur. Dur dur dur. Geldi geldi tamam hadi. Gülme Yüksel. Allah cezanı verecek. Şimdi bu omlet üstüne böyle oturacaktı. Reklam arasında tereyağı zeminde dondu. Donunca da bu dağıldı. Zaten bunu böyle yiyemeyeceğimize göre böyle dağıtacağız. Yumurtayla özel. Nani? Kadının siniri bozdun. Sinirimi bozdu. Yiyeceğim hepsine. Yakası o. Kadının sinirini bozdu. Yapı çok güzel olmuş. Yapımcı bozdu. Evet bozdu benim sinirimi. Efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğlenceli, şıkır şıkır bir yayında. Omleti hemen dökün. Beklemeyin. Bekleyince kalıplaşıyor, hamurlaşıyor. Reklam arası yüzünden oldu. Ondan sonra ne yaptık? Bütün lezzetlerimiz önümüzde. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Nermin'in enfes mutfağında olacağız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel lezzetler sizinle olsun. Görüşmek üzere.